Sana olan aşkım da öldü. Git buradan. Yüzünü daha görmek istemiyorum. Zaten bir daha görmeyeceksin Fahriye. Zira haklıymışsın. Bizim için artık çok geç. Tek lafın kafiydi Fahriye. Benden, aşkımızdan vazgeçmediğine inansaydın, canım pahasına tekrar içeri girmeni sağlayacaktı. Madem günahlarından arınmak istiyorsun, sadece Şahin Giray'ı değil, Fahriye Sultan'ı da vereceksin bize. Dergâhtan çıkmasını sağlayacaksın. Şahin Giray'ı merak etme. İdam edilmeyecek. Bu dediğinizi yaparım. Fahriye'yi dergâhtan çıkartırım. Ona veda etmeme izin vereceksiniz. Lakin buna değmezmiş. Murat! Hayır! Açın kapıyı! Hayır! Bırakın! 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 Hayır validem! Hayır bırakın! Bırakın validem! Sultanım, saraya dönmemiz lazım. Hayır, bırakın! Alın. Bırakın! Götür, götür! Bırakın! Validen! Validen! Bırakın onu! Bırakın! Validen! Validen! Her şeye oyun sanıyorsunuz. Hakikatlerle yüzleşin. Kızınızı böyle elinizden alırlar. Bunun hesabını vereceksin Gözem. Siz kendi vereceğiniz hesabı düşünün. Bekle! Artık vazgeçin. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Açın şunları. Çekin önünden. Bu mümkün değil. Zira hünkârımızın kararıyla sarayı Humayun'a girişiniz yasaklandı. Ağlar. Bekleyin. Derviş Paşa'm. Siz... Hayrola Zülfikar. Cenazemi mi bekliyordun yoksa? Sultanım.
Kurtar beni derviş. Yoksa her şeyi anlatırım. Sen de benimle birlikte ölüme gidersin. Derhal içeri alın o gafili. Korkmayın sultanım. Hünkârımız bir hanedan mensubun canını kıymayacaktır. Ya kıyarsa? Af dileyin kafi. Ben de elimden geleni yaparım. Sultanım. Valide Sultan, Kösem, Fahriye Sultan saraya gelmiş dediler. Başladığımız işi nihayet erdirdik sultanım. Fahriye Sultan hünkârımızın huzurunda. Âlâ. O hain nihayet layığını bulacak. Büyük iş başardın Kösem. Aslanımın adaletinden şüphem yok. Kim ne oyun oynarsa oynasın, eğriyi doğruyu görüyor çok şükür. Derviş Paşa da çıktı zindandan. Bağışlanmış. Gel. Sana bir gün o dergâhtan çıkacaksın. Ve o gün gidecek bir kapın olmayacak demiştim. O gün bugünmüş meğer. Pişmanlıkla geçti. Rabbim tövbe kapısını her daim açık tutarmış. Benim kapıdan geçti. Artık karşınızda bir tövbekâr var. Merhametinizi esirgemeyin benden. Ben ettim siz etmeyin. Ne olur kıymayın bana. Hünkârım. Sevcen'i al ve sarayına götür der. Yüce gönlünüzle bağışladınız beni. Allah sizden razı olsun hünkârım. Seni affetmiş değilim Fahriye.
Akıbetine sonra karar vereceğim. Çekilebilirsiniz. Derviş sen kal. Sultan. Hünkârım. Fahriye Sultan benim ve dahi hanedanımın sonunu getirmek istemiş bir hain. Ve buna cüret eden herkes gibi o da cezasını çekecek. Ve cezasını bizzat sen vereceksin derviş. Sultanım çıktılar. Vallahi çıktılar. Allah'ım. Kızım. Nasıl çıktı? Af dileyip ayaklarına kapandım. Hünkârımız da sarayıma dönmemi istedi. Çok şükür. Vallahi dualarınızın karşılığı bu sultanım. Rabbim işitti sözlerinizi ve sultanımızı bize bağışladı. Başladığını söyledi mi? Hayır. Akıbetime sonra karar verecekmiş. Korkma. Niyeti canını almak olsaydı hiç beklemezdi. Belli ki sürgüne gidecek. Gel. Gel Kösem. Hünkârım. Olanları işittin değil mi? Fahriye yakalandı. Haberim var hünkârım. Sizin canınıza kasteden her hain gibi o da cezasını çekecek. Zülfikar sayesinde Kösem. Fahriye Sultan'ı getirmekle hanedanımı büyük bir dertten kurtardı. Dile benden ne dilersen Zülfikar. Siz hünkârımızın takdiri benim için her şeyden kıymetlidir. Lakin ben sadece Kösem Sultanımıza refakat ettim hünkârım. Fahriye Sultanımıza tuzak kurup dergâhtan çıkaran bizzatı kendisidir. Alay Sultanımız her şeyi planlamış. Bize sadece uygulamak kaldı. Sen çekilebilirsin Zülfikar. Gel. Gel kardeşim. Ben de ziyafet çekiyordum. Bir tek kuş sütümüz eksik. Ne oldu Mehmet? Senin halin hal değil. Fahriye. Bugün ellerimle saraya teslim ettim.
Nasıl yani Mehmet? Gözlerinin içine baktım. Ona son bir fırsat verdim Şahin. Aşkın kırıntısına dahi razıydım. Lakin bitmiş. Gözlerinde nefretten başka bir şey görmedim. Zülfikar Ağa'yla konuştum. Mehmet Giray'ı getirmesini istedim. Malum Fahriye Sultan'ın en büyük zaafı. Onun sayesinde dergâhtan çıkardım. Sonrasını biliyorsun işte. Bir kez daha gönlümü fethettin. Şu zehir misal aklını seviyorum seni. Beni ve hanedanımı öyle büyük büyükten kurtardın ki Kösem. İste dünyayı sereyim önüne. Benim dünyam sensin Ahmet. Senin canına kasteden benim canıma kastetmiştir. Sana hainlik eden bana etmiştir. Hiç şüphen olmasın, karşılığını alırlar. Ona ne şüphe? Keşke diğer sultanlarımız da senin kadar sahip çıksalar hanedanımıza. Lakin hepsinin ayrı bir hesabı var. Kim ne hesap yaparsa yapsın. Biz seninle böyle yek vücut oldukça kimse duramaz önümüzde. Niye seni kullanmalarına izin verdin? Neyle tehdit ettiler seni? Kırım tahtının kalgayı olarak sadakatimin ispatını istediler. Malum bu ara sarayla iyi geçinmek zorundayım. Osmanoğlu böyledir işte. Kardeşi bile kardeşe düşürürler. Ama biz o kardeşlerden hiç olmadık değil mi Mehmet? Aramızı bozabilmek için neler denediler. Yine de beceremediler. Öyle. Bana bak. Fahriye Sultan için de üzülmek yok artık. Tamam. Bak. Sultanahmet yufka yürekli bir padişah. Gider, gözyaşı döker, af diler. Sultanahmet de onu affeder. Sultanımız da Derviş Paşa ile mutlu mesut bir hayat sürdürür sarayda. Hiç darılmaca gücenmece yok. İlk başta söyledim sana Fahriye Sultan'dan yar olmayacağını. Bak ne belalar açtı başına. Ne oldu? Hiç haber yok. Fahriye Sultan saraya dönmüş, keyfini sürüyor. Ne keyfi? Ölüm korkusundan yanıp tutuşuyordur o şimdi. Beni asıl endişelendiren Safiye Sultan. Adım gibi eminim yine kaçırmaya çalışacak. Mümkün değil. O bir kere olur. Yüzlerce muhafız sarayın kapısında nöbet tutuyor. Yine de ne yapacağı belli olmaz. Doğru. Eğer idam edilirse bütün öfkesiyle, nefretiyle üzerimize saldıracak. Malum hünkârımız yakında sefere çıkıyor. O gitmeden gizli hazinenin yerini bulmamız lazım. Bülbül Ağa elimizi kolumuzu bağlıyor. Acele etmemiz lazım Cennet. Bu iş çok uzadı. Madem yolumuza taş koyan Bülbül Ağa, o zaman onu alacağız Safiye Sultan'ın elinden. Bu ses ne?
işi. Dur hele. Ne dolanıyorsun burada sen? Ne dolanacağım? Taşlığa gidiyorum. Hı. Sultanım. Bekleyecek vakit yok Nasu. Fahriye hakkında karar çıkmadan onu kaçırmalıyız. Hazırlık için talimat verdim sultanım. Âlâ. Sultanım. Ne oldu Cennet? Bu aralar fare gibi etrafımızda dolanıyor sultanım. Maksadını hiç anlayamadım vallahi. Gelelim diğer meseleye. Sultan Ahmet'i... tahttan indirmeye hazır mısın? Yıllardır dişimizden tırnağımızdan arttırdık. Bugünler için. Bu mahzen bir derya sultanım. Bütün nehirler buraya akıyor sanki. Sayenizde şükür. Buyurun sultanım. Kime ne kadar gidecek teferruatıyla yazıyor. Gözümüzden bir şey kaçmadı değil mi? Ağalar, paşalar... yaverleri, kimlerinin zevceleri, açgözlü oğulları, cümlesi. Cümlesi Sultan Ahmet'i tahtından ederken işimize yarayacak. Defaatle üzerinden geçtim. İçiniz rahat olsun sultanım.